Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sunar. Günaydın efendim. Takvim yaprakları 27 Nisan 2020 Pazartesi gösterirken yeni günün, yeni haftanın sizlere, bizlere, tüm ulusumuza, tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini dileklerimle. Evet, inşallah iyi bir hafta olur. Sizlere güzel haberleri aktarmak bizlere nasip olur efendim. Evet, yine haberlerimiz var. Bugünkü gazeteler var. Video konferans bağlantımız var. Meteoroloji var. Var efendim. Evet, isterseniz ama önce her zaman olduğu gibi haftaya Kanal 3'te sabahın klasiğiyle başlayalım efendim. Biz Türkiye'yiz. Sevgiyim ben. Bulursun yoklayınca yüreğimi. Türkü kokar dağlarım. Aslı açar. Şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize. Sevdanın nakş olduğu kilimde de sen. Dervişin üflediğin neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben. Yetim bebeklerin beşiklerine bağ. Elma yanaklı kızlarımın başında yazma. Umutla dikilen fidan. Yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim. Umutların büyüdüğü Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun Çamlıbel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Emir Dağı, Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyim. Ben Türkiye'yim. Gönül Türkiye. Ben Yunus'taki dil, Hünkar'daki yol, Mevlana'da gel çağrısı. Gel, ne olursan ol yine gel. Dervişim, deliyim, veliyim, ahi evran eliyim. Ben Türkiye'yim. Yaran Türkiye. Ben seherle savrulan bozlak yangını, Barak'ta, Hoyrat'ta, Ağıt'taki ben. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım, çayda çırayım. Ben harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Ben harman dalı, sarı zeybek, horon, halay, çayda çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağıtlarla, halaylarla olup dikilen ben, ufuklara sökülen ben, tarih yazıp sayfalara, türkü yakılan ben. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin. Efsanesinde Ağrı'da, Munzur'dan çağlayan yürekteki ben. Bingöllü çobanlarım çığırır türkülerimi. Uzanır her vakit Nemrut'tan elim. Harran'dan yükselen zılgıt sesiyim. Ben Türkiye'yim, kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa, Söğüt, Dobaniç. Tarihi anlatır koca çınar. Selviler andırır minareleri. Şehirler Sultanı, Can İstanbul, anılır seninle Sultan Mehmet Han, Hanlar Hanı, hey! Koca Sultan, bizi biz yapan, Koca Sinan'ın haşmetle diktiği Selimiye'yim. Ben Türkiye'yim, Sevda Türkiye. Evet, Sevda'yım ben. Ana sütü kadar ak,
Ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım. Minik parmaklar beni taşır. Sevgi olurum karşılıksız yüreklerde. Dağ diplerindeki, ötelerdeki köyler de benim. Omuzlarında taşır beni öğretmenim. Hatice öğretmende, Ayşe, Mehmet öğretmende sevgiyim. Sen baş öğretmenim, önderim, liderim, bozkırın zeybeği, Gazi Kemal, hey! Türkiye'm sen, sen Türkiye'msin. Ben Türkiye'yim, biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Ben Türkiye'yim, sen Türkiye'sin. Evet, biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyli bir bütünüz. Biz Türkiye'yiz efendim. Bu arada şehidimiz var bildiğiniz gibi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Türk ulusunun başı sağ olsun efendim. Bugün gözler kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında. Huber Köşkü'nde beşincisi yapılacak video konferansla görüşmenin, toplantının. Sonuçları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor efendim. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağının esnetilmesi gündemde görüşülecek. Bir diğer konu ise 1 Mayıs Cuma gününe dek geliyor. 1 Mayıs Cuma gününü de kapsayan 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme gelecek. Bildiğiniz gibi okullardaki eğitime ara verilmişti. 30 Nisan'da sona erecek olan bu uygulamanın geleceği konuşulacak. Milli Eğitim Bakanı tarafından bu konuda bir sunum yapılacak efendim. Evet, 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine esnetilmesi gündemde sokağa çıkma yasağının. Ayrıca bayramdan sonra normalleşme adımlarının atılması gündemde, bu konular görüşülecek. Tabii Milli Eğitim Bakanı'nın yanı sıra Turizm Bakanı bu konuda bir sunum yapacak. AVM'lerin kademeli olarak açılması gündemde. Evet, ama bu tedbirler, alınacak esnetilmeler bizi asla rehavete kaptırmasın efendim. Kapılmamalıyız, tedbirlere harfiyen uymalıyız. Evet, ben tabii vakalara geçeceğim. Son vakaları arkadaşımdan rica edeyim. Evet, dün itibariyle sevindiren gelişmeler oldu. Vaka sayısı azaldı, vefat sayısı azaldı. Dünkü vefat sayısı 99'du efendim. Evet, yapılan test sayısı 30.177. Test sayısının azlığının sokağa çıkma yasağının olmasından dolayı kaynaklandığı ifade edildi. Dünkü vaka sayısı 2.357, iyileşenlerin sayısı hızla artıyor, 3.558'e yükseldi. Toplam iyileşen sayımız 29.140 oldu. Yoğun bakımda 1.776 hastamız var, bunlardan 883'ü entübe durumda. Evet, toplam 889.742 vatandaşımıza test yapıldı. Bunlardan 110.130'u vaka var, korona vakası var. Evet, dünkü 99 vefatla birlikte toplam can kaybımız 2.805'e yükseldi maalesef. İnşallah bu sayı hızla azalır, can sayısı, kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı ve kısa sürede de sıfırlarız efendim. Evet, istersen şimdi haberlerimize başlayalım. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya yazılı bir açıklama yaparak Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı eleştirdi. Yalçın'ın 23 Nisan kutlama mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermediğini hatırlatan İnkaya, "O makam size Atatürk'ten emanet, yazık, çok yazık" dedi ve kendisinden açıklama beklediklerini ifade etti efendim.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlamıştı. Mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimiz için derin anlamlar taşır. Bağımsızlığımızın sembolüdür diyen Yalçın sözlerinde Atatürk'e yer vermemişti. Bu durum muhalefetin gözünden kaçmadı. İnşallah gün boyunca zamanlar devam edecek. Teşekkür ediyorum. Yazılı bir açıklama yapan İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya bu mesaja tepki gösterdi. İnkaya mesajda Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer vermemesini eleştirdi. Başkan İnkaya mesajında Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasında İl Milli Eğitim Müdürü'nün 23 Nisan kutlamasını okudum. Çok üzüldüm. Bulunduğu makamı kendisine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anmamış. Halbuki bugün Atatürk'ten en çok söz edilecek bir gündü dedi. İYİ Parti olarak Metin Yalçın'dan açıklama beklediklerini belirten İnkaya, kasıtlı olduğuna inanmak istemiyorum ama arkasındaki Atatürk fotoğrafı ona bakıyordu. Sanki bu vefasızlık niye der gibi. Yazık, çok yazık. Sayın İl Milli Eğitim Müdürü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Atatürk'ün adını kutlama mesajında anmadığı hakkında bir açıklama yapacak mı ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan'dan Afyonkarahisar'a getirilen ve Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında alınan 362 Türk vatandaşını ziyaret etti. Yani hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Allah'a şükür. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti. Sizlerin memnuniyetiniz için. İyi ki gelmişiz. Yani bizim için bu 14 günlük karantina dert olmadı. Toprağımızdayız, insanlarımızdayız. Evet. Kimse evden çıkmasın. Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam ediyor. Sağlıkçılardan, polisimizden, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgilendiler. Bu çerçevede önceki gün Suudi Arabistan'dan 182, Fransa'dansa 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alınmıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu 362 vatandaşın gözetim altında bulunduğu yurda bir ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Dereci tek tek odaları ziyaret etti. Sağlıkçılardan, polisimizden, doktorlarımızdan Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgilendiler. Oda girişlerinde vatandaşlarla bir süre sohbet edip bir eksiklerinin olup olmadığını soran Dereci, yurtta gözetim altında tutulan tüm vatandaşların memnun kalması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Tam burada da ailesiyle buradan gidersiniz. Sizi İnşallah. Mutlu bir şekilde uğurlarınız. İnşallah. Bizim asıl gayemiz o. Yurtta gözetim altında bulunan vatandaşlar da tüm hizmetlerden memnun. Yemekten, içmek hiç sorun olacak elhamdülillah. Temizlik, her şey mükemmel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Toprağımızdayız. Allah razı olsun. Odamız da çok temiz. Her şey var yani. Biz de çok düşünmüşsünüz. Gerçekten kahvesinden, çayından her şey var. Çok teşekkür ederiz her şey için. Hizmet çok iyi. Görevliler bizimle birebir gerçekten ilgileniyorlar. Sıkılmayalım diye temassız konuşma bile böyle arada yapılıyor. Her şey çok güzel. Çok ilgililer. Evet. Afyonkarahisar'ın Şuut ilçesinde hizmet vermeye devam eden fırın işletmecilerinin, hayırseverlerin de desteğiyle başlattığı bir uygulama var efendim. Askıda ekmek uygulaması, ihtiyaç sahibine ekmekler ulaştırılıyor bu şekilde. Haberimizi de birlikte izleyelim. Askıda ekmek kampanyasıyla biz bize yeteriz dediler. Şuut Çarşı merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınları, yeni tip koronavirüs salgınının ardından işsiz kalıp evlerine ekmek götürmekte zorlanan ve Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla dar gelirli ailelerin istifade etmesi için hayırsever vatandaşların destekleriyle askıda ekmek uygulamasını başlattı. Hayırsever Özlem Vardır'ın öncülüğünde başlatılan uygulamaya ilçedeki hayırsever vatandaşlar da tam destek veriyor. Vatandaşların ücretini ödeyerek askıya bırakılmasını istediği ekmeklerden işsiz kalmış vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi dar gelirli aileler yararlanmaya devam ediyor.
esnaf İbrahim Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarında askıda ekmek uygulamasını Ramazan ayındaki mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerine daha anlamlı bir şekilde kazandırmak için böyle bir kampanya başlattık dedi. Askıda ekmek Ramazan'da yani mübarek gün hani ihtiyaç sahiplerine daha anlamlı bir şekilde kazandırmak için böyle bir şeye başlattık kampanya. Evet, bugün iki gazetemiz yayınlandı efendim. Bir tanesi Kadın Ana, bir diğeri Hisar Gazetesi. İsterseniz ilk olarak Kadın Ana gazetesinin gündemine bakalım. Kuzu yine boş durmadı. Bazen küçük şeyler yapmak, hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Tüm insanlığı adeta esir alan ve tehlikenin halen sürdüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler devam ediyor. İnsanlar evlerine kapanıp sosyal mesafeyi korurken ve koronavirüse yakalanmamak adına tüm tedbirleri alırken insanlar için gece gündüz demeden çalışan sağlık ekipleri, emniyet güçleri, vefa destek grubu ve diğer kamu görevlileri için Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Canser Kuzu da boş durmadı efendim. İlk olarak Devlet Hastanesi 112 Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarına hediyelerini götürdü. Onlara desteklerini iletti, ikramlarını gönderdi efendim. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mehmet Duran ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doktor Gülsüm Doğan'ı hastanede ziyaret eden Canser Kuzu, sağlık çalışanları için hazırladığı ikramlıkları ve siperlikleri teslim etti. Kadın Ana'nın manşeti, tarihi camide 87 yıl sonra ilk mukabele okundu. Afyonkarahisar Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyor. Belediye ve hayırseverlerimizle yeniden ihya edilen tarihi Paşa Camii'nde mukabele geleneği 87 yıl sonra yeniden başladı. İl Müftülüğü işbirliğinde canlı olarak yayınlanan mukabeleler kullanıcılar tarafından belediyenin sosyal medya hesapları ve belediye başkanı Mehmet Zeybek'in şahsi hesabından 30 Ramazan boyunca takip edilecek. Toplanan hatimlerin duası ise Kadir gecesinde yapılacak. Manşetin bir başka haberi, diğer haberi ise Başkan Yörük Ahmet İpek sucuklarına sahip çıktı. Diğer haberler, gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Afyonkarahisar Belediye öncülüğünde iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla düzenlenen Afyon için Vefa Vakti kampanyasında toplanan 10 binin üzerindeki gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanmış efendim. Tüketicinin patates püresine ilgisi arttı. Yine Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tesiste üretilen patates püresi ve küp patates talep her gün artıyor efendim, bu ürünlere olan talep. Can suyu yüzleri güldürüyor. Yine Ramazan'la ilgili yapılan yardımlarla ilgili bir haber efendim. İlk güller koronavirüs savaşçılarına verildi. Sandıklı ilçesinde jeotermal serede topraksız tarımla üretilen ilk kırmızı güller yeni tip koronavirüsünde mücadele eden sağlık çalışanları ile polis ve jandarmalara dağıtılmış. Akü Mühendislik Fakültesi'nin öğretim üyelerinden TÜBİTAK projesi başarısı. Bir diğer haber az önce ekranlarınıza gelmişti. Fransa'dan getirilen 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirilmişler. Karantina süreçlerini bu yurtta tamamlayacaklar efendim. Bilim insanlarından solunum cihazlarını geliştiren teknoloji yine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleşmişti bildiğiniz gibi. Evet, Kadın Ana'nın manşeti bu şekilde. Tedbirler diyoruz efendim, uyulması gereken tedbirler.
Ben cumartesi gününden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi cumartesi günü fuar alanında Afyon'un en büyük pazarı kuruluyor. Tabii buraya maskesiz girmeniz yasak. İçeride maskesiz dolaşmanız yasak. Bu uygulamayı kontrol edecek, denetleyecek olan da girişlere ve çıkışlara yerleştirilen özel güvenlik görevlileri. Benim bizzat şahit olduğum olayları aktarayım efendim. Cumartesi günü, evet, girişlerde özel güvenlik görevlileri vardı ama oturmuş cep telefonunda oyun oynuyorlardı. Ne girenlerin kontrolü vardı ne de içeride dolaşanların kontrolü özel güvenlik tarafından yapılıyordu. Hemen durumu Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e ilettim. Bunların kendi elemanları olmadığını ifade etti haklı olarak. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevli güvenlik görevlileri ifadesini kullandı. Bunların denetiminin kontrolünün de il emniyeti tarafından yapıldığını ifade ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ileteceğini ifade etti. Evet efendim, tehlike büyük. Buralarda beklemek, okul kapılarında öğrencilere gözetim yapmaktan çok daha farklı, çok daha fazla önem arz ediyor. Evet, yavrularımız da orada önemli ama işin ciddiyetine sahip olmalıyız. Uyardığım halde orada görevini yapmayan güvenlik görevlileri vardı, özel güvenlik görevlileri vardı. İnşallah kısa sürede orada da bu denetim sağlanır diyelim efendim. Evet, bir haberimizle daha devam edelim. Afyon'da tohum dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretimin geliştirilmesi projesi kapsamında belirlediği 21 ilden bir tanesi olan Afyonkarahisar'da da bu konuda destekten faydalandı. Çiftçilere tohum dağıtıldı. Haberimizle birlikte izleyelim. Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesiyle Afyonkarahisar'da hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde rekoltenin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kentteki üreticilere toprakla buluşturmak üzere 2500 kilogram ayçiçeği ve 30 bin kilogram kuru fasulye tohumunun %75 hibe, %25 çiftçi katkılı olarak dağıtımı gerçekleştirildi. Görmüyor tarafa zaten. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar yaptığı açıklamada projenin 21 ilde uygulandığını ve bu iller arasında Afyonkarahisar'ın da olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da 30 bin kilogram kuru fasulye tohumu ve 2500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını ifade eden Müdür Acar şöyle devam etti. Bu dağıtılan tohumlar sayesinde yaklaşık 3000 dekarlık bir alanda kuru fasulye ve 5000 dekarlık bir alanda yağlık ayçiçeği üretimine ekstra katkı sağlamış olduk. Bu sayede hem özellikle yazlık dönemde ekilen arazilerimizi daha iyi değerlendirmiş olduk ve dağıtılan tohumlarla da çiftçilerimizin bu ürünlere, yani yağlık ayçiçeği ve kuru fasulye üretimine yönlendirmiş olduk ve bu sayede ilerleyen yıllarda bu ürünlerdeki artışlarımız da gerçekleşmiş olacak. Çiftçilerimize tohum verdiğimiz zaman tohumlarının %75'ini bakanlığımız karşıladı. Kalan %25'ini biz çiftçilerimizden aldık. Dolayısıyla ucuza tohum temini sağlamış oldu çiftçilerimiz ve bu çiftçilerimiz için ekstra bir katkı olmuş oldu. Ve özellikle ilerleyen dönemlerde de ürün desenimizin değişmesi ve yağlı tohumlarda özellikle artışın sağlanması açısından Afyonkarahisar için bence gayet güzel oldu bu. Desteklerden faydalanan Anıtkaya Köyü Muhtarı İdris Metiner ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği tohum desteklerinden memnun olduklarını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ederim ve Tarım İl Müdürlüğü'ne bize ayçiçeği tohumu verdiler. Biz de Anıtkaya Muhtarı olarak köyümüze dağıttık. Ben de tohum alarak kendim ekmiş bulunuyorum. Çiftçi Selahattin Eser ise şunları söyledi. Tarım ve Orman Bakanımızın tarafından bize desteklemiş olduğu tohumları almış olup üretmeye devam etmekteyiz. Desteklerini daha nice bekleriz. Evet, bu arada Afyonkarahisar SGK İl Müdürü'ne buradan başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum efendim. Kayınpederi Osman Özkan 4 ay önce yakalandığı mide kanserine yenik düşerek vefat etti. Cenazesi hafta sonu Niğde'de kaldırıldı.
bir kez daha merhuma başsağlığı, rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum efendim. Evet, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Evet, Kanal 3'te sabah tüm hızıyla devam ediyor efendim. Yine Şuhut ilçesinden, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bir haberimizle devam ediyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Bu kapsamda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhutlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar dağıtımı gerçekleştiriyor. Bozkurt, iftar yemeklerini tabaklara kendi elleriyle koydu. Değerli hemşerilerim, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Malum bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günündeyiz. Bu vesileyle erişmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i ilçemize, ülkemize, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii hepimizin bildiği gibi Ramazan ayı ibadet ayıdır, paylaşma ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Biz de Şuhut Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hazırlamış olduğumuz iftar yemeklerini takdim için burada arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu vesileyle ben emeği geçen buradaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. İftar yemeğimizi yiyenlerden, tadına bakanlara da afiyet olsun diyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, bir sevindiren haber de Belçika'dan geldi. Belçika'nın Anvers kentinde Diyanet'e bağlı Berçam Selimiye Camii yönetimi hastanelerdeki sağlık çalışanlarına, polislere, yaşlı bakım evlerinde ve sokaktaki kimsesizlere tam 3700 kap sıcak yemek dağıttı. Belçikalı Türkler 3700 kap sıcak yemek dağıttılar. Selimiye Camii yönetiminden yapılan yazılı açıklamada dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte içinde yaşadıkları topluma Türk halkının yardımseverliği ve kara gün dostu olduğunu göstermek için bir kampanya yapıldığı belirtildi. Açıklamada Anves kentinde yeni tip koronavirüse karşı gece gündüz mücadele eden hastanelerdeki sağlık çalışanları, emniyet polis bürolarına, yaşlı bakım evlerine, sokaklarda bulunan kimsesizlere 10 gün süresince günde ortalama 370, toplamda 3700 kap sıcak yemek dağıtımı yapıldığı ifadelerine yer verildi. Berkem Selimiye Camii Başkanı Yıldıray Ördek de kendilerine maddi manevi destek ve güven veren vatandaşlara teşekkür etti. Kampanya boyunca özveriyle çalışan kadın kollarına şükranlarını sundu. Topluma faydamız dokunması açısından bir kampanya başlattık. Bu kampanyada toplamında 3700 sıcak yemek, içeceği ve tatlısıyla beraber çeşitli hastanelere, Anvers Emniyet Teşkilatı'na, fakir fukaraya, darulacize ve yetimhaneye dağıttık. İstedik ki ne zor günlerde düşenin dostu olmaz demişler. Lakin mazlumun yanında Türk milleti her daim yerini alacaktır. Açıklamada Selimiye Camii önderliğindeki kampanyaya yardımsever iş insanları, Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı, bazı siyasiler ve sivil toplum çalışanlarında destek verdiği bildirildi. Efendim, bildiğiniz gibi Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyı düzenleyenler, aralarında otel işletmecisi de bulunan 3 kişiye çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.
Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmışlardı. Tedavileri tamamlanan Belediye Başkanı Şenel ve eşi Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen çocukların cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydı bulunan EE'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla, biri emniyetten olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı. Zanlılardan 8 kişinin Yeşilova Adliyesi'nde işlemleri devam etti. Şüpheliden 5'i de sabaha karşı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen EE ile ŞG ve DB, Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sokağa çıkma kısıtla kararının uygulandığı, sokağa çıkma yasağının olduğu Denizli'de aynı binada oturan komşuların kavgası kanlı bitti. Taraflar arasında çıkan kavgada üst katta oturan şahıs alt kattaki komşusunu bacağından bıçakladı. Üst katta oturan şahıs alt kat komşusunu bacağının 3 ayrı yerinden bıçakladı. Olay Merkez Efendi ilçesi Adalet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre çocuğun yaptığı gürültü konusunda 3. katta oturan İrfan M. ile 2. katta oturan Muhittin A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil oldu. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakınca İrfan M. alt kat komşusu Muhittin A.'yı bacağının 3 farklı yerinden bıçakladı. Olayın ardından apartman yöneticinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının 3 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralanan Muhittin A. ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise komşusunu bıçakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar üst kattaki evine çıkan İrfan A'yı gözaltına aldı. Şahısla birlikte ayrıca gürültüye neden olduğu iddia edilen çocuk, kardeşleri ve annesiyle karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Evet, günün ikinci gazetesi Hisar Gazetesi'nin gündemine birlikte bakalım efendim. Sür manşetinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in mesajı var. Bu millet Ramazan ayında kardeşlerine merhamet elini uzatsın. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Zeybek 11 ayın sultanı olan ve Müslümanların büyük bir özlemle beklediği Ramazan-ı Şerif'in tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirdiğini ifade etti Zeybek. Ramazan ayı zengin ile fakir arasında bir köprü kurulduğu değerli bir aydır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Yine Ramazan ayının insanlar arasında birlik ve beraberlik bağlarının güçlendirilmesinde büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yeniden güçlenir ve kuvvetlenir dedi. Evet, manşetin, sür manşetin bir diğer haberi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak Afyonkarahisar'a tam 22 bin maske bağışladı. Evet, Milletvekili Taytak 17 bin adedini ilçelere, 5 bin adedinde merkeze olmak üzere toplam 22 bin maskeyi Afyonkarahisar'a gönderdi. Protokol üyeleri katılarak 23 Nisan'ı kutladılar. Gün FM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle telekonferans yöntemiyle özel bir yayın gerçekleştirildi. Başkan Sezen'den Ramazan ayı mesajı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sezen mesajında
bu ay yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran mucizelerle dolu bir aydır ifadesini kullandı. Hemen bunun altında yine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven'in Ramazan ayı mesajı var. Ramazan'ı şerif ayına erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yurdunu Seven, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma perçinlendiği, safların daha sıklaştığı 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerif ayına erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, onun altındaki son haberi de okuyayım size efendim. Tarihi camide 87 yıl sonra ilk mukabele okundu. Az önce diğer gazetemizde de vardı. Sizlere yansıtmıştık. Manşetin önemli haberi, 4 bilim insanı yoğun bakımda virüsü süzen bir cihaz geliştirdi. Afyonkarahisar'da bir grup bilim insanının COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımlarda kullanılan ventilatörler için kısa sürede geliştirdiği UVC sterilizör filtreyle sağlık çalışanlarının daha güvenilir bir ortamda çalışmaları sağlanacak. Evet, bu konuyla ilgili Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bir çalışma yapıldı. Devlet Hastanesi konferans salonunda tanıtım töreninde AKÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sadık K. yaptığı açıklamada kısa sürede yaptıkları cihazın temel amacının yoğun bakımdaki sağlık personelinin viral yükten korunması için geliştirilmiş bir sterilizör olduğunu ifade etti. Hastaların soldukları havanın direkt cihazdan geçerek yoğun bakım ortamına verilen viral yükün arttığını dile getiren K.A. bu da sağlık çalışanları için çok büyük bir tehlike ifadesini kullandı. Bu amaçla bu cihaz geliştirilmiş, yapılmış efendim. Evet, Kadın Ana gazetesini aktardık. Hisar gazetesinin gündemini sizlere aktardım. İki gazeteden de birinci sayfa haberlerini sizlerle paylaşmış oldum efendim. Evet, şimdi Manisa'ya gidiyoruz efendim. Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadete bildiğiniz gibi ara verildi. Bu arayı hayır faaliyetleriyle değerlendirmek isteyen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki din görevlileri, hayırseverler tarafından bağışlanan gıda ve temizlik malzemelerini cami içerisinde oluşturdukları bir bölümde paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Haberimizde birlikte izleyelim. İbadete kapalı cami markete çevrildi, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü. Kırkağaç'ta uzun yıllardır din görevlisi olarak hizmet veren Hasan Özdemir, Şaban Şahin, Kadir Karaman ve Abdullah Özçetin, ilçe merkezinde bulunan Danacı Camisi'nde kurdukları Hayır Çarşısı projesiyle örnek bir çalışmaya imza attı. Şekerlerimizi böyle çuval alıyoruz, poşetliyoruz kendimiz, görevli arkadaşlarımızla beraber. Kırkağaç'ta yaşayan hayırseverlerden topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini cami içerisinde dezenfekte edilen ayakkabı raflarına yerleştirerek tek tek paketleyen din görevlileri hazırladıkları bu gıda paketlerini ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine elleriyle teslim ediyor. Danacı Cami müezzini Hasan Özdemir, cami içerisine kurdukları hayır çarşısı için topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve bu etkinliği her yıl yapmayı planladıklarını söyledi. Biz de bu Ramazan farklı bir etkinlik olsun diye fakir, fukara, garip gurabanın yanında olmak amacıyla Danacı Camii hayır çarşısını imam arkadaşlarla beraber oluşturmaya karar verdik. Bu amaçla şu ana kadar çalışıyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle fakir fukaranın sofralarına misafir olmak, imkanı olan kardeşlerimizin ikram etmesi, ihtiyacı olan kardeşlerimize de ikram edilmesi hususunda imam kardeşlerimizle beraber çalışıyoruz. Bayağı bir mesafe kat ettik. Artık Ramazan da geldi.
Bugün itibariyle yardım dağıtım işine başlıyoruz. İftarda ve sahurda imkanı olmayan kardeşlerimizin sofralarına misafir olacağız inşallah. Malzeme olarak eksiklerimiz var. Malzeme eksikliğinde de hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. İnşallah bu yardımlar bu Ramazan ayı boyunca devam edecek. Hayata geçirilen proje ilçedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Şekerlerimizi böyle çuval alıyoruz, poşetliyoruz kendimiz. Görevli arkadaşlarımızla beraber. Evet, koronavirüs endişesi ve sokağa çıkma yasağının kısıtlanması nedeniyle Türk Kızılay'ına yapılan kan bağışı miktarı azaldı. Kızılay yetkilileri ise bağış yapmak isteyenlerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu belirterek kan bağışı çağrısında bulundular. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'de eve kapandı. Virüsün bulaşmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evlerinde kalmaları önerilirken, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmeye başlandı. Virüsün yayılma hızının yüksek olduğu ve kısıtlamaların getirildiği bu dönemde Türk Kızılay'ına yapılan kan bağışları ise hayli azaldı. Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Erkan Ergen, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kaldığını önemli vurguladı. Haliyle kan bağışlarımızda önemli miktarda bir düşüş meydana geldi. Hani bizim klasik bir söylemimiz vardır. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diye. Tabii kan ihtiyacı da devam ediyor hastanelerde. Dolayısıyla kanla ilgili bu sıkıntımızı, bu eksiğimizi de bir an evvel gidermek durumundayız. Zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları, yasakları söz konusu. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede Kızılay'a plazma ve kan bağışı yapacak olanlar istisna olarak tanımlanmış durumda. Eğer vatandaşlarımız kan bağışı yapmak üzere, Eskişehir için söylüyorum, Adalar kan alma birimi, Doktorlar Caddesi diye bilinen İsmet İnönü Caddesi'nde bizim kan alma birimimiz var. Bütün vatandaşımız bilir Eskişehir'de yaşayan. Buraya gelip kan bağışı yapabilirler. Kısıtlamanın olduğu günlerde de yapabilirler, diğer günlerde de yapabilirler. Doktor Ergen, koronavirüs bulaşır endişesiyle vatandaşların kan bağışı yapmaktan çekindiklerini, ancak endişelerinin yersiz olduğunu öne sürdü. Kan bağışıyla herhangi bir şeyin bulaşma riski söz konusu değil. Kan merkezlerimizi sürekli olarak hijyenik bir ortam halinde tutuyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Şimdi Konya'dayız efendim. Konya'da Ramazan ayında iftarda sıcak pide yemek isteyenler fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideler raflardaki yerini aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan pidesi almak isteyenler öğle saatlerinden sonra fırın önlerinde kuyruk oluşturmaya başladı. Pide sırasına girenler sosyal mesafe kurallarına uydu. Pidelerin üretilmesi için fırınlarda yoğun mesai harcanıyor. Yoğrulan hamur ustaların elinde açılarak yaklaşık 300 derecelik fırına gönderiliyor. Kısa sürede pişen pideler sıcak olarak satışa sunuluyor. Sırası gelen pidesini alarak evinin yolunu tutuyor. 3 tane. 200 gram tek pide 1 lira 10 kuruş, ikili pide ise 2 lira 20 kuruşa satılıyor. Evet efendim, şimdi size Haber Kurye'nin köşe yazarlarından, aynı zamanda televizyonda, Kanal 3 televizyonda program yapımcısı Güngör Avcıoğlu'nun köşesini sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Evde kal, tarhanasız kalma. Haber Kurye sitesinde 10 Nisan tarihinde yayınlanan Tarımın Devası da Tarhana başlıklı yazım sizlerden yoğun ilgi gördü. Bu ilgiden anladım ki aramızda tarhananın faydalarını bilmeyen yok. Bizlerin yoru amma annemizden, amma eşimizden dolayı tarhanayla kesişmiş. Yaptığım görüşmelerden fark ettim ki tarhanayı tüketme sıklığımız eskiki gibi değil.
Geçmişte her öğün tüketilen tarhana şimdilerde 2-3 günde bire, bazen haftada bire düşmüş. Hatta tarhana çorbasını içme sıklığı bir aya çıkaran dostlarımız da olmuş. Kıymetli okurlarım, koronavirüsle mücadelede büyük bir güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamız gereken bu günlerde tarhana çorbasının sofralardan her öğün eksik edilmemesi lazımdır. Çünkü tarhana birçok faydalı besinin fermantasyon yoluyla tek vücut olmuş halidir. Yahu tarhana ilaçtır, yahu tarhana şifadır. Efendim şu Ramazan günlerinde iftarlarımızı ılıkla sıcak arasında hafif koyuca bir tarhana çorbasıyla yapsak ne kadar güzel olur. Tabii çorbayı pişirdikten sonra üzerine kızarmış tereyağıyla nane gezdirmeyi unutmayın. Ha, içerisine nohut veya fasulye katmayı da ihmal etmeyin. Benim tercihim iyi haşlanmış bir barbunyadır. Diyelim ki tarhana çorbasını sahurda tüketeceksiniz. O zaman da içine kurutulmuş ekmek parçaları karıştırarak için çorbanızı. Tabii tarhana çorbasının yanında ev yapımı biber turşusu da bulunsun. Şöyle sulu sulu. Şimdi bir uzman çıksın da ve bana bu dediklerimin bağışıklık sistemine bir faydası olmadığını söylesin. Ben böyle bir uzman dünya üzerinde yaşamıyordur diyorum. Çünkü tarhana da ev yapımı, turşu da bağışıklık sisteminin bir numaralı dostlarıdır. Yeri gelmişken can alıcı şu soruları soralım. Sarımsak, soğanı, kelle paça çorbasını konuşan diller niye tarhanayı konuşmuyorlar? Niye insanlara tarhananın faydalarını bilimsel yönden anlatmıyorlar? Bu konuda üniversiteler neden lokomotif olmuyorlar? Ya şu anda dağıtılan yardım kolilerinin içerisine neden tarhana konulmuyor? Ecdat yadigarı bu besine niçin kurum ve kuruluşlar sahip çıkmıyorlar? Ha diyeceksiniz ki günümüzde tarhanasız ev yoktur. Ya varsa, eğer bu yazılar birilerine yol gösteri olacaksa ve bundan sonraki yardım kolilerine tarhana konulacaksa, bu kesinlikle hazır çorba paketi olmasın, evde annelerimizin yaptığının benzeri olsun. Kıymetli okurlar, 10 Nisan'daki yazımda tarhanaya gerçek değerinin kazandırıldığında sağlanacak katma değeri yazdım. Okumayanlar haberkurye.com tarihindeki devası da tarhana adresinden okuyabilirler. Gelin evde kal, tarhanasız kalma sözünü herkese yayalım. Hatta bu sloganın başına dostlarımızın isimlerini yazarak sosyal medya hesaplarından paylaşabiliriz. Hadi ilk paylaşım benden. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelsin. Sayın Cumhurbaşkanım, evde kalın ama tarhanasız kalmayın. Evet, sizlere bugün yayınlanan Haber Kurye'de Güngör Avcıoğlu'nun köşe yazısını okudum efendim. Bir kez daha okumak isteyenler www.haberkurye.com sitesinden okuyabilirler efendim. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor.
Evet efendim, gecikmeli de olsa Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü Kanal 3'te sabah olarak kutluyoruz efendim. Evet, tüm canlıların sağlığı çok önemli. İnsanlarımızın sağlığı Türk hekimlerine emanet ama hayvanlarımızın sağlığı da veteriner hekimlerimize emanet efendim. Aslında birbirine ayrılmaması gereken iki hekimlik dalı. Bu konuları bugün konuşacağız. Hem Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü de kutlayacağız. Değerli hocam, aynı zamanda Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Birdane hocam. Hocam günaydın efendim. Günaydın Hasan Bey, teşekkür ediyorum. Evet efendim, gününüz kutlu olsun. Biraz gecikmeli de olsa Kanal 3'te sabah olarak kutluyoruz efendim. Evet, yanlış söylemedim sanırım. Eksiğim var mı hocam? Hasan Bey, tabii insan sağlığı sadece hekimlerimize emanet derken önde tabii onlar gözüküyorlar doğal olarak. Ancak özellikle son 30 yılda tüm dünyada tek sağlık ya da işte tek tıp şeklinde düzenlemeler giderek artmakta. Bunun nedeni de sağlık, insan sağlığı tabii ayrılamaz bir hale geldi. İşte çevrenin etkilerinden doğal olarak insanlar etkileniyorlar. Biz tabii neredeyse bilimsel manada veteriner hekimlik 150 yıldır kullanılmakta ya da işte eğitim faaliyeti düzenlenmekte. Tabii bildiğiniz gibi veteriner hekimler hayvan sağlığı, hayvansal gıdalar ve hem hayvanlardan bulaşan hem de bu gıdalardan bulaşanlarla ilgili ana çalışma konularımız bizim bunlar malumunuz. Tabii bizde de ilk bakışta hayvan sağlığı ya da hayvanları tedavi etmek olarak algılanmakta ancak gördük işte en son olayda da pek çok tabii şey var, söylenti var. Yok yarasadan bulaştı, yok bir tane işte canlı hayvan satılan yerden bulaştı şeklinde. Gördüğünüz gibi hayvanlar tabii insanlarla bu kadar çok iç içe oldukları sürece bu tip bulaşlar devam edecekler. O yüzden sağlık bu şekliyle kolay kolay böyle tek bir şeyin içerisine sadece doktorlarımızın uğraştığı bir alanın içerisine bırakılacak olur ise pek çok açık alanı bulundurmakta. O yüzden biz de bütün dünyanın benimsediği bu tek sağlık ya da tek tıp şeyinin ülkemizde de en azından yasal bir düzenleme yapılarak yavaş yavaş bir yere oturtulması taraftarıyız. Çünkü ana işimiz evet hayvanlar doğrudur ama insan sağlığından ayrılamaz bir haldeyiz. Evet. Aslında sizlerin değerini şehirlerdeki, kentlikler çok fazla anlamıyoruz. Sadece işte evcil hayvanlarının bakımını, aşısını yaptıran kişiler olarak görüyorlar. Ama kırsaldaki köylü vatandaşlarımızın sizlerin değerini daha fazla bilmekteler. Doğru mudur hocam? Şimdi biz genellikle kendi aramızda da şu şekliyle söylüyoruz. Yani normal bir kliniğe geldiğiniz zaman hayvanınızı muayene ettirmeye geldiğiniz zaman doktoruz. Bir laboratuvarda çalışıyor isek bir şekilde laborantız. İşte problem eğer hayvanlarda bir de bizde böyle tıpta olduğu gibi ayrımlar çok net değil. İşte gerektiğinde diş hekimiyiz. Köye gittiğimiz zaman baytarız. Biz bu kelimeleri çok da takılır durumda değiliz. Ancak hekim olduğumuzun, çünkü birinci sağlık, hekim olduğumuzun hem siyaset tarafından hem de halkımız tarafından daha çok dikkat edilmesi gerektiği yönünde devamlı açıklamalarda bulunuyoruz. Bu konuda çünkü çok geniş bir alana hizmet etmek zorundayız. Yani mezbahalar şu anda bize emanet. Ne bileyim işte süt tesislerinde çalıştığımız için buradaki tüm problemlerin kontrolü bizim üstümüzde. İşte herkes tabii hayvanlar deyince bunlar da çok çeşitli. Yani
sizin ilgi alanınız işte kedi köpekse sadece siz orada bizi görüyorsunuz ama işte köyde sığırlarla da ilgilenmek zorundayız. Bu alanı görenlerin haricinde diğer hayvan türleriyle de ilgilenmek zorundayız. Tabii çok geniş bir mesleğimiz var. Evet, hocam tabii COVID-19 bir hayli can aldı. Ramazan evet. ayındayız. Et tüketimi önemli Ramazan ayında. Arkasından da tabii 2 ay sonra Kurban Bayramı gelecek. Bu konuda hayvanların sağlığı açısından bu salgından etkilenip etkilenmeyecekleriyle veya etkileniyorlar mı? Onları sormak isterim hocam. Şimdi COVID-19 özelinde bununla ilgili çok yapılmış çokça çalışma falan yok. Onu bir kere söyleyelim. Yani çünkü bir taraftan da ben bilim adamıyım. Bu tip çalışmalar yaygın olmadığı için işte bunlardan bulaşır, şunlardan bulaşmaz şeklinde bir açıklama yapmak çok doğru değil. Ancak bildiğimiz, takip edebildiğimiz kadarıyla COVID-19 özelinde işte şu hayvandan insanlara bulaşmaktadır şeklinde çok geniş kapsamlı bir çalışma mevcut değil. Bu hastalığın bu hayvanlardan bize bulaşmayacağının tabii garantisi de değil. Onu da söyleyelim. Yani çalışılmamış olması. Ancak işte giderek yurt dışında yavaş yavaş önce kedi köpeklerden başlayarak çeşitli tarama çalışmaları yapılmaya başlandı. Çünkü aynı evde yaşadıkları için daha çok temas olabileceği gerekçesiyle. Ancak biz kedi köpekte bu COVID-19'u bulduk şeklinde herhangi bir çalışma da mevcut değil. O yüzden bizim sığırlarımızla ilgili ya da kurbandaki durumumuzla ilgili ben büyük bir şey olacağını sanmıyorum, sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnsandan insana bulaş şu anda daha önde gözüküyor. O yüzden teması mümkün mertebe dikkat ederek ve özellikle ağız ve burun kısmının kapatılarak insanların bu en azından 3-4 ayı, 5 ayı neyse bu şekliyle geçirmelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, ben son yayınladığınız Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla basın açıklamasına gelmek istiyorum efendim. Burada sağlıkta şiddet konusunda bu yasayla ilgili bu yasanın kapsamına veteriner hekimlerimizin de alınmasını istiyorsunuz. Doğru mudur efendim? Evet, doğrudur. Şimdi bu bizim bu gündeme geldiği sürece daha önce de gündeme gelmişti. Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından da tabii diğer odalarımız tarafından da bu şeye maddeye eklenmesi için hem görüş bildirdik hem de gerekli temaslar yapıldı. Çünkü biz devamlı sahanın içerisinde olduğumuz için şimdi Hasan Bey veteriner hekimlerin neredeyse %70'i belki hani klinikte çalışan ve ona işte hayvanını götürdüğümüz arkadaşlar hariç %70'i zaten sahadalar. Yani bizim herhangi bir de yardımcı personel alışkanlığı diye bir uygulamamız da yok. Veteriner hekimler genelde tek başlarındadır. Köye de gitseler tek giderler. İşte mezbahada da kalsalar tek kalırlar. Laboratuvarda da çalışıyor olsalar genelde tek çalışırlar. O yüzden bu tip böyle şiddete maruz kalmayla ilgili durumlarda diğer sağlık personellerine yapılan şey, çünkü biz de sağlıkçıyız. Nasıl bir uygulama getirilmek isteniyorsa biz de yararlanmak istiyoruz. Bundan daha doğal bir şey olduğunu da düşünmüyoruz. Ancak tüm girişimlerimize rağmen, bu tabii en son olan olay olduğu için yasa çıkarken veteriner hekimler yasanın dışarısında bırakıldılar. Bu tabii tüm veteriner hekimleri üzmüştü. Bununla ilgili tabii taleplerimiz devam edecek. Yani hani çıkarılmadılar deyince biz de boş bırakacak halimiz yok. Çünkü bizim bunu hak ettiğimizi ve almamız gerektiğini düşündüğümüz için taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz.
Evet, inşallah da gerekli düzenleme yapılır efendim. Evet, üreticimiz hayvanını otlatabiliyor, götürebiliyor. Tabii yasaklardan etkilenmiyor ama evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız var. Bunların da evde bekledikleri evcil hayvanlar var. Kediler var, köpekler var. Tabii insanlar bile depresyona giriyor. Sokağa çıkamıyorum, evde kalıyorum diye. Hayvanlarımız için, evdeki hayvanlar için neler önerirsiniz efendim? Evde hayvan besleyenler için. Şimdi bir kere bu özellikle ilk başladığı zamanlar, bundan bir buçuk ay öncesini gündeme getirecek olursak, ciddi bir korku yayıldı. İşte evcil hayvanlardan da bulaşıyor şeklinde. Bu biraz önce de bahsettiğim gibi, bu da ispatlanmış, herhangi bir çalışması falan yok. Doğal olarak bir yerde işte bağlı kalmak ya da tabiri caizse kapalı kalmak nasıl bizde stres yaratıyorsa, evcil hayvanlarımız için de bu durum geçerli. Ancak evcil hayvanlarda bizim belki en hani olabiliyor ise söyleyebileceğimiz, nasıl biz dışarıya gidip tekrar evimize geldiğimizde üzerimizdeki elbiselere herhangi bir şekilde virüs bulaşma ihtimali var ise, hayvanlarımızın da işte kıllarına ve tüylerine dışarıdaki bir virüsün bulaşma ihtimali var. Çok düşük tabii bu. Yani ihtimaller konuşulurken bunların da netleştirilmesi lazım. Biz tabii zoonoz hastalık dediğimiz insanlara bulaşan hastalıklarla ilgili çalışan ana meslek grubuyuz. Yani zoonozlar bizim çalışma alanımızda. O yüzden bu tip şeyler de böyle bundan bulaşır, şundan bulaşmaz denildiği zaman bunun hakikaten ne kadar büyük bir tehlike olduğunu da söylemek lazım. Milyonda bir görülecek bir şey. Ya bundan da bu şekliyle bulaşıyor söylemiyle yürüdüğünüz zaman toplumda çok daha farklı algılanıyor. O yüzden daha dikkatli konuşmak lazım. İlk zamanlar biz mesela televizyona çıkan diğer meslek gruplarını dinlediğimizde de bazı yerlerde ciddi hayrete düşmüştük yani. Tabii gittikçe COVID-19 birazcık daha öğrenilmeye başladıkça söylemler değişti ama yani bu kadar büyük bir korku dalgası yaymanın bir manası yok. Ben bazen bunu söyleyince kimse alınmasın. Daha ilk defa ülkemiz işte bu tip sağlık karantinası diye bir şey belki çok büyük manada gündeme geldi. Halbuki biz veteriner hekimler senelerdir yani karantina nedir, işte birbirlerinden insanlar ya da hayvanlar hastalıktan uzak tutmak için neler yapılması gerekiyordur. Biz bunları senelerdir yapıyoruz. Bizim bildiğimiz ana konular bunlar. O yüzden mümkün mertebe çok fazla teması azaltmak bu işin bir numarası. Tabii tartışılıyor işte şu ilaçları kullanalım, yok bu aşıyı kullanalım, şöyle yapalım. Buralar daha uzun süre tartışılacak Hasan Bey. Yani çok kolay şeyler değil. Malumunuz veteriner hekim iki hocamız da Türkiye'de ilk virüsü izole eden ve daha sonra da genetik bunun haritasını çıkarmayı başaran iki hocamız da veteriner hekim. Biz mesela bu konuda da dertliyiz. Yani televizyona çıkan ister bakanlar olsun, ister diğer öğretim üyeleri ya da hocalar olsun, bunların veteriner hekim olduğunu vurgulamaktan bile imtina ettiler. Halbuki bunda bir şey yok ki. Yani bu bizim ana konumuz. Türkiye'de biroloji alanında ana bilim dalı olan tek fakülte veteriner fakülteleri. Başka hiçbir fakültede viroloji diye bir ana bilim dalı yok. Bu yeni bir şey de değil yani. Senelerdir bu böyle. Ancak hani biz işimiz neyse biz onu yapıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Evcil hayvanlarla ilgili de vatandaşımız çok kendini şey yapmasın. Gördüğümüz kadarıyla şey iyi. Doktorlarımız gayet iyi. Türkiye'de tabii hekimlerin bu başarısı, klinik olarak başarı göstermeleri bizim bu COVID-19'u daha hızlı atlatmamıza neden oldu. Onların da haklarını teslim etmek gerekiyor. Kolay şeyler değil bunlar. Evet, Sayın Hocam yaklaşık 4-5 dakika bir süremiz kaldı. Tabii
buruk bir gününüzü kutladınız. Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü bu yasaklar evet. nedeniyle. Sadece sorunlarınız işte şiddet yasasında yer almamak değildir elbette. Başka ne sorunlarımız var hocam veteriner hekimlerimizin? Şimdi şiddet yasası en son bu bir aylık gündem içerisinde olduğu için basın açıklamamızda vurgulandı. Biz ister Türk Veteriner Hekimler Birliği vasıtasıyla ister gene odamız vasıtasıyla biz bu sorunlarımızı zaten muhataplarımızla paylaşıyoruz. Yani paylaşmakla ilgili bir büyük bir sıkıntımız yok. En temel iş malumunuz her şeyde olduğu gibi eğitim. Eğitimle ilgili özellikle neredeyse her bir senede, bir buçuk senede bir veteriner fakültesi açılıyor. Biz bununla ilgili de defalarca bunun büyük bir sıkıntı olduğunu, problem olduğunu muhataplarımıza ulaştırdık. Neredeyse tüm Avrupa'nın, yani Avrupa'daki herhangi bir ülkenin değil, bütün Avrupa'nın ülkelerinden daha fazla veteriner fakültemiz var şu an. Bu da tabii giderek eğitimimizin zayıflamasına neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü görüntü onu gösteriyor. Biz fakültelerimizin daha güçlü hale getirilmesini, yani yenilerinin açılması yerine mevcutların daha güçlü hale getirilmesini söylüyoruz. Bu aslında bizim en önemli bir numaralı problemlerimizden birisi son 10-15 senedir bu şekilde. Onun haricinde işte fiili hizmetle ilgili özellikle sahada çalışan veteriner hekimleri, il müdürlüğünde, ilçe müdürlüğünde kamu personel olarak çalışan veteriner hekimlerin sahaya çıktıklarında bu görevleriyle ilgili ödemelerinin daha dengeli hale getirilmesi, diğer çalışanlara göre daha dengeli hale getirilmesini istiyoruz. Ve fiili hizmette de farklı bir yaklaşımın getirilmesini talep ediyor. Bununla ilgili de yazışmalarımızı yaptık. Onun haricinde araştırmayla ilgili faaliyetlerin hem hayvan sağlığında hem de bakın gördüğünüz gibi işte aşıda da gündeme geldi. Diğer alanlarda daha çok artırılmasını talep ediyorum. Bunlar bizim en büyük şu anda yani son önümüzdeki 5 yıl içerisinde de en büyük taleplerimiz içerisinde. Yani şimdi aşı üretiliyor mu, üretilmiyor mu Türkiye'de dendiğinde malumunuz 2 adet yer kaldı elimizde. İkisi de Tarım Bakanlığı'nın elinde ve veteriner hekimler tarafından idare edilen kurumuşlar. Bunlar şu anda da aşı üretiyorlar. Halbuki biz 10-15 senedir Türkiye'de aşı üretimiyle ilgili farklı oluşumların, enstitü adıyla olur, merkez olarak olur, mutlaka yapılması gerektiğini zaten söylemekteydi. Şimdi aşıyı bulduğumuz zaman, üretilebilecek hale getirdiğimiz zaman bunun da üretileceği bir yer gerekiyor. Ülkemiz bu konuda daha ileriye gitmesi lazım. Bu konuda da eksiklerimiz var. Evet, Sayın Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son mesajlarınızı alayım efendim. Ben teşekkür ediyorum Hasan Bey. Veteriner hekimler olarak işte dünyada tüm dünyayla beraber kutladığımız bir gün malumunuz Nisan'ın son cumartesi bütün dünyada kabul edilmiş. Bu seneki her sene bir gündem belirliyor Dünya Veteriner Hekimler Birliği. Bu seneki gündem konusu da çevre sağlığıydı. Bu da mesela ilk başta ya işte veteriner hekimlerin ne işi var çevre sağlığıyla gibi algılanmakta. Ancak tüm dünyadaki veteriner hekimler çevrenin gündeme getirilmesini çünkü görüyoruz biz sahanın içerisindeyiz. Tüm insanlarla beraber olduğu gibi çevre sağlığına daha büyük önem vermemiz gerekiyor. Mutlak surette. İşte bizim gene taleplerimizden bir tanesi hem çevre müdürlüklerinde hem de halk sağlığı merkezlerinde mutlak surette veteriner hekimlerin de görevlendirilmesini istiyoruz. Çünkü bizim bakış açımız bize göre tabii böyle daha geniş perspektiften ve pek çok konuyu değerlendirebilecek bir bilgi birikimiyle çıkıyoruz. Ağır bir eğitimimiz var.
Umarım dünya daha iyi hale gelir. Biz ülkemizin tüm dünyaya örnek olduğu, önder olduğu bir ülke olmasını istiyoruz. Yani ülkemiz kötü bir halde değil, asla sağlık sistemimizde, veteriner hekimlikte ama çok daha iyi olabilecekken bunda daha hızlı hareket edilmesini talep ediyoruz. İnşallah daha iyi günlere ulaşırız diyorum. İnşallah efendim. Ben de tüm güzel dileklerinize katılıyorum. Sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle efendim. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Çok sağ olun. Evet. Tüm veteriner hekimlerimizin bu gününü de, özel gününü de kutluyoruz efendim. Yine bir reklam zamanı. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra yayınımız devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam edecek. Ahmet İpek'in sunduğu Kanal 3'te sabah programı devam ediyor. Sen olmadan hayat akıp geçiyor bazen. Hep bir lamba açık, gözler uykusuz bu evde. Her gün dua ediyoruz sağ salim yanımızda ol diye. Her gün bir tabak fazla masada, belki erken dönersin diye. Bir boşluk var içimizde. Sana ihtiyacımız var. Seni özlüyoruz her gittiğinde. Biliyoruz barış için, bizim için, bu vatan için oradasın. İşte bizi biraz olsun rahatlatan da bu ya. Sen gökyüzünde rahat ol. Döndüğünde bil ki bir aileden fazlası bu vatan seninle. Bir aileden fazlası Türkiye seninle. Türk Hava Kuvvetleri. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet, gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü'nü kutluyoruz efendim. Tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun efendim. Aynı zamanda ebediyete kanat açmış tüm pilotlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun efendim. Evet, her zaman olduğu gibi pazartesi günleri klasiğimiz olan bir telefon bağlantımız var efendim. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nde 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Cevher'e bağlanıyoruz. Kendisinden haftanın değerlendirmesini alacağız. Önümüzdeki hafta nasıl bir hava bekliyor ilimizi ve bölgemizi. Sayın Müdürüm günaydın. Günaydın Hasan Bey. Evet, umarım sağlıklısınızdır, iyisinizdir efendim. Şükür Hasan Bey, herhangi bir yaramazlık yok. Umarım sizlerde de aynı şekilde yaramazlık durum yoktur diye umuyorum. Evet, çok şükür efendim. İnşallah Allah bu günümüzü aratmasın efendim. Daha iyi günlerde birlikte olabilmek dileğiyle efendim. Evet, havalar ısınıyor. Yaz geldi mi, gelmek üzere mi efendim? Evet, hafta sonu beklentimiz doğrultusunda yazdan kayma günler geçirdik Hasan Bey. Bu birkaç gün daha devam edecek diyebiliriz. Bölgemizde bugün parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Öğleden sonra yalnız Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağış geçitleri görebiliriz kararsızlığa bağlı olarak. Ancak salı ve çarşamba günleri yine parçalı bulutlu, güneşi daha çok göreceğimiz iki gün olacak. Perşembe günü yeni bir yağış sistemi etkisi altına gireceğiz ve Perşembe günü bölge genelinde sağanak yağışlı bir gün geçireceğiz Hasan Bey.
Yağış etkisini bir gün sürdürdükten sonra cuma günü yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Artık Nisan bitip Mayıs'a gireceğimiz için biraz daha yükseliyor sıcaklıklar haliyle. Afyonkarahisar'da en yüksek 20 ila 21 derece, Denizli'de en yüksek 25-26 derece ve Uşaklı'da en yüksek 21-22 derece bandında sıcaklıklar bekliyoruz. Özetleyecek olursak haftanın ilk yarısı parçalı bulutlu, yine sıcak günler. Perşembe günü yağışlı bir gün bekliyoruz. Genel olarak bahar havasını andıracak bir hafta bizi bekliyor Hasan Bey. Evet, hafta sonunun değerlendirmesini de cuma gün sizlerden alırız inşallah efendim. İnşallah. İyi yayınlar diliyorum Hasan Bey. Çok sağ olun efendim. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle. Evet, isterseniz şimdi de efendim Aydın'a gidelim. Ramazan bayramını Türkiye'de geçirmek isteyen Türkler var biliyorsunuz. Bunlardan bir grup da Malezya'daydı efendim. Malezya'dan Aydın'a getirildiler ve Aydın'da karantinaya alındılar. Öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Haberimizi de izleyelim. Malezya'dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aileler, işçiler ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile havaalanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde Aydın'a getirildi. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na getirilen, aralarında 5 çocuğunda bulunduğu 87 Türk vatandaşı, sağlık personeli tarafından taramadan geçirildikten sonra 14 gün boyunca karantinada tutulacakları yurtlara yerleştirildi. Karantinaya alınan Türk vatandaşları arasında herhangi bir sağlık problemi olan vatandaşın bulunmadığı bildirildi. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Aydın Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD'la Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Evet efendim, yine bir telefon bağlantımız var. Her pazartesi yaptığımız gibi haftanın bizi bekleyen finansal olaylarını değerlendirmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Can Türk Kayağan hocamıza bağlanıyoruz. Hocam günaydın efendim. Günaydın Hasan Bey. Evet. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Tabii koronavirüs konusunda güzel haberler geldikçe inşallah tüm insanlar sağlığına kavuşur. Biz de mutlu oluyoruz. İnşallah. Evet. Sizler de bir an önce öğrencilerinize kavuşursunuz efendim. İnşallah. İnşallah. Hayat normalleşir. Bir an önce tekrar üniversitelerimiz, okullarımız açılır tabii ki. Bu haftaya baktığımızda piyasalar hafta sonu itibariyle olumlu, en azından Türkiye açısından olumlu koronavirüse ilişkin haberlerle birlikte haftaya moralli başladı. Borsa geçen hafta cuma günü söylemiştik. 97 bin, 98 bin, 99 bin endeksini test ediyordu ama bir türlü 100 bini geçemiyordu. Bugün gelen güzel haberlerle birlikte inşallah virüsün kontrol edildiğine yönelik beklentilerinde yükselmesi, insanların tedbir elden bırakmaması tabii ki borsada endeks 100 bini aştı. Şimdi burada endeks gibi temel göstergelerin en önemli yanı şudur. Bunlar bir piyasa göstergesidir. Yani aşağı yönlü hareketler morali bozarken yukarı yönlü hareketler olumludur. Çünkü Türk lirası cinsinden işlem yapılır. Bu anlamda ülkelerin ekonomik göstergesi olma, barometresi olma gibi ifadeler de kullanılır. Bu yüzden bu önemli bir şey Türkiye ekonomisi için. Tabii ki reel sektörün toparlanması zaman alacaktır. İşsizlik verilerinin toplanması zaman alacaktır ama finansal piyasaların toparlanmasıyla birlikte reel sektörün de belli ölçüde bundan eğer bu istikrarlı bir şekilde devam sürerse olumlu etkileneceğini bekliyoruz. Bu hafta piyasaları etkileyecek en önemli unsurların başında Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararları geliyor.
Bu konuda hafta içerisinde bu açıklamaları takip ediyor olacağız ve Cuma günü de bunun üzerine değerlendirmelerimizi yapıyor oluruz. Japonya Merkez Bankası ciddi manada piyasaya para enjekte etti. Amerikan Merkez Bankası hakeza zaten bunu geçen haftalarda yapmıştı. Ama buna rağmen özellikle virüsün en çok etkilendiği ülkelerin başına Amerika geliyor. Tabii ki nüfusun oranına da yüksek bir etki var. Ve kontrol edilememesi orada her ne kadar piyasaya para enjekte edilse ekonominin toparlanmasını geciktirmişti. Bunu söyleyebiliriz. Olumlu haberlerle birlikte altın yönünde yine kıymetli bir metal hafif bir gerileme gördük. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da faiz indirimiyle birlikte döviz piyasası da ciddi manada hareketlenmişti. Hafta sonu ve hafta başında orada da biraz da olsa bir nebze de olsa gevşeme olduğunu gördük. Altın dışında diğer bir emtia ürünü petrol verileri de yine takip ediyor olacağız. Burada spot yani piyasada satılan, fiziki olarak satılan petrolle finansal piyasalarda satılan petrol fiyatları farklıdır. Yani bu vadeli piyasalar diyoruz biz buna. Türkiye'de de 2005 yılında açılan bir borsadır bu, yaklaşık 15 yıllık bir borsa oldu. Vadeli fiyatlar genelde enerji piyasalarında spot yani piyasa fiyatının altında seyreder. Dolayısıyla vadeli piyasalarda gevşeme hala sürüyor. Bunun da petrol piyasasına etkilerini görüyoruz. Yani petrol piyasasında işte fiyatlar negatife düştü gibi açıklamaları nedeni petrolün spot fiyatıyla vadeli fiyat arasında yani borsada oluşan vadeli fiyatlar arasındaki farktan kaynaklanıyor. Yani piyasalar toparlandığında, virüse ilişkin kontroller arttığında petrol piyasasının da bir nebze toparlanması beklenen gelişmelerden birisi diyebilirim Hasan Bey. Evet, peki işsizlik rakamlarının beklentiniz nedir efendim ekonomiye etkisiyle ilgili? Tabii şu anda bir devletin desteği var. 3 ay bir işçi çıkarmak yasaklandı. Ama 3 ay sonra işsizlik rakamları artarsa beklentiniz nedir efendim? Şimdi Türkiye'de tabii en önemli sektörlerin başında hizmet sektörü geliyor ki bu toplam istihdamın %56'sını oluşturuyor. Ve bu virüsün de en çok etkilediği sektör hizmet sektörü. Gerek bu turizm sektörü açısından olsun, gerek restoranlar, kafeteryalar ve diğer kuruluşlar olsun. Yani Mayıs ayında işsizlik verilerinin olumsuz geleceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Ama Mayıs ayından sonraki dönemlerde en azından Haziran, Temmuz, Ağustos gibi Türkiye'de yaz ikliminin olduğu ve piyasanın canlanmasını beklediğimiz dönemde verilerin olumluya dönmesi şu an için beklediğimi ben net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreci atlatmak gerçekten hani kolay bir süreç değil. Reel sektörde, hizmet sektörü dışında bir üretim ayağı var. Üretim ayağında da ciddi değişiklikler olabilir. Bunları zaman içinde göreceğiz diye ümit ediyorum ama Türkiye bu hastalıkla mücadelesini en iyi veren ülkelerin başında geliyor. Vaka başına ölüm oranı en düşük ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla Türk piyasasının Avrupa piyasasına göre daha hızlı inşallah bu süreçten toparlanarak çıkacağını ve ihracat rakamlarının da bundan olumlu etkileneceğini, sorduğunuz gibi işte işsizlik rakamlarının da kademeli olarak diyelim, birden olmasını beklemiyoruz ama kademeli olarak bu süreçten olumlu olarak döneceğini bekliyoruz. Evet, hocam açıklamanız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, finansal değerlendirmeyi Afyonkocatepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Can Türk Kayağan hocamızdan aldık efendim. İsterseniz şimdi de Burdur'a gidelim. Bildiğiniz gibi Kuveyt'ten tam 275 vatandaş getirildi ve yurtlara yerleştirildi. Suudi Arabistan'dan gelen 80 kişi daha ilave edildi bu yurtta kalanlara. Evet, haberimizde birlikte izleyelim. Bak.
Türk vatandaşları 4 otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asım'ın nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan'da çalışan Türk vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek. Evet efendim, şimdi de Sandıklı ilçesindeki Ramazan davulcularının sesine kulak verelim. Sandıklı'da oruç tutmak isteyen vatandaşları sahura kaldıran yaklaşık 25 Ramazan davulcusu, motosiklet üzerinde uzun mesafelere, kısa mesafelere de yürüyerek davullarını çalıp vatandaşları sahura kaldırıyor. Manilerinde sosyal mesaj veren ula, eller çok yıkanacak, dirseğe hapşurulacak, sarılmak, öpüşmek yok. Sadece uzaktan bakılacak manileri eşliğinde Ramazan davulunu çalarak vatandaşları sahura uyandırıyor. Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşurulacak, sarılmak, öpüşmek yok. Sadece uzaktan bakılacak. İlçede yaklaşık 6 yıldır Ramazan davulu çalan 21 yaşındaki Alican Ula şunları söyledi. Koronavirüsü dolayısıyla uzak mahallelerimize motorize davulcu arkadaşlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Normal kısa mesafedeki arkadaşlarımızla onlar da yürüyerek yayan bir şekilde Ramazan davulu bu hayrı işlemeye çaba gösteriyorlar. Ula kısa zamanda eski günlere dönmeyi diledi. Bu mübarek günlerde inşallah koronavirüsün geçmesini diliyoruz. Mutlu, huzurlu günlere erişmek istiyoruz. Eskisi gibi cıvıl cıvıl Ramazanlara, sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Allah'ım tez zamanda bizi o günlere ulaştırsın. Eller çok yıkanacak. Dirseğe hapşurulacak. Sarılmak, öpüşmek yok. Sadece uzaktan bakılacak. İhracat üstlerimizden bir tanesi Denizli kenti. Önemini kimse inkar edemez. Tabii virüs orayı da etkiledi. İhracatımız önemli oranda etkilendi. Ama her şeye rağmen canla başla çalışan fabrikalar var. Üretimlerine devam ediyorlar. Haberimizde birlikte bakalım efendim. Türkiye'nin ve dünyanın önemli tekstil merkezlerinden Denizli'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele yürütülüyor. Üretim yapan dev tekstil firmaları ise ihracatın devam etmesi için gerekli önlemleri alarak üretime devam ediyor. Tüm bu gelişmelere rağmen virüsün küresel olarak yayılması ihracatı da olumsuz etkiledi. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, dünyayla birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüsün ekonomileri olumsuz yönde ciddi manada etkilediğini söyledi. Geçtiğimiz ay aynı döneme göre bir yaklaşık %17'lik bir eksilme ihracat düşüşü oldu. Aynı şekilde ilimizde de paralel bir şekilde %17'ye yaklaşan bir ihracat düşüşü oldu Mart ayında. Nisan başından bugüne kadar baktığımızda da gene aynı dönem içi baz alacak olursak kendimize yaklaşık olarak %50'yi aşan %60 gibi bir ihracat eksikliğimiz var. Özellikle ihracat noktasında diğer dünya ülkelerinin etkilendiği gibi Türkiye ekonomisinin de etkilendiğini hatırlatan Memişoğlu, Mart ayında yaşanan düşüşün Nisan ayında da yaşanmasının beklendiğini ifade etti. Evet, Denizli'de bildiğiniz gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması var. Vatandaşlara ekmek dağıtımına yetişemeyen fırıncının yardımına bir vatandaş yetişti. Kendisine has üslubu ve aracı ile kapı kapı dolaşan vatandaş şarkılar ve maniler söyleyip ekmek satışına destek oluyor. Sıcacık yiyorlar. Ekmeği diz odan.
Denizli'nin Çalı ilçesinde fırıncılar ekmek üretiminin ardından sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek yetiştirmeye çalışıyor. Beyefendi ekmeğiniz var mı? Hayırlı akşamlar. Çal'da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Gürel isimli vatandaş, fırın işletmecisinin işlere yetişemediğini fark etti. Ekmek dağıtımına yardımcı olmak isteyen Gürel, bunun üzerine işletmeciyle konuşarak kaymakamlıktan izin belgesi çıkarttı. Hiçbir kar amacı olmadan çalışmaya başlayan Gürel, gönüllü olarak ekmek dağıtımına başladı. Ekmek almaya gelenler ile sokak ortasında böyle göbek attı. Gürel, kendi otomobiline doldurduğu ekmekleri ilçenin yaklaşık 30 mahallede dağıtımını yapıyor. Gürel dağıtımı daha eğlenceli bir hale getirmek için dağıtımı otomobilin üzerine bağladığı ses sistemiyle şarkı ve maniler söyleyerek yaptı. Ekmeği diz orada ağlarlar, sıcacık 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 yiyorlar. Gürel'in ekmeği düz ovada avlarlar, sıcacık sıcacık yerler şeklinde söylediği şarkı ile hem dağıtım yaptığı mahallelerde hem de sosyal medyada fenomen oldu. Ekmeği düz ovada avlarlar, sıcacık 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 yiyorlar. Fenomen Denizli halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Evet, bu koronavirüsün bir etkisi de bazı vatandaşları böyle şarkıcı yaptı, kimilerini besteci yaptı, kimileri de yazar oldu efendim. Bu haberi izlerken şöyle sosyal medyaya baktığımda bu konuda ortada dolaşan birkaç şey dikkatimi çekti. Sizleri de paylaşmak istedim. Örneğin bir vatandaş demiş ki, uzun süre sonra bugün ilk defa çöp atmaya çıkacağım. O kadar heyecanlıyım ki ne giyeceğimi bilemiyorum. Şu karantina bitsin, hepinizi pikniğe götüreceğim. Etleri siz ayarlayın, ormanı ben ayarlayalım. Bir başka şairimiz demiş ki, berberler kapalı diye herkes kafayı 3 numaraya vurmuş. Memleket Isparta komando tugayı gibi. Evet, fıkra gibi bir ülkeyiz. Testi pozitif çıktı diye tüm köyle sarılıp, kucaklaşıp helalleşti. Şimdi bütün köy karantina altına alındı. Evet, oturma odasına İzmir, mutfağa Ankara, yatak odasına İstanbul ismini yazdım. Şehir şehir dolaşıyorum, oh demiş bir izleyicimiz. Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkede kadınlar kocalarının nerede olduğunu biliyorlar. Evet, sevgilisi olup da evde eşiyle karantinada olanlara da geçmiş olsun dileklerimi sunarım demiş bir başka izleyicimiz. Koronadan korunmak için 200 liraya muska yapan sahtekarlara itibar etmeyin, ben size 100 liraya yaparım demiş bir başkası. Kolonya şişesini çamaşır suyu ile, çamaşır suyu şişesini kolonya ile, kolonya şişesini sirke ile siliyorum. Çıldırmama az kaldı demiş. Evet, yüzyılın son kabadayısı korona adam. Dünyada ne kadar bar, pavyon, kumarhane varsa tek başına kapattı. Saygılar korona demiş bir başka vatandaşımız efendim. Evet, bugün de günün sonuna geldik. Yarın sabah 9'da birlikte olana dek sağlığınıza, insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın.
Ahmet İpek, Kanal 3'te sabah programını sundu.